Şimdi aslında kafamızı çalıştırdığımız zaman Allah'a tam teslim olmamız gerektiğini hepimiz anlarız. Müslüman kafir ayrımına lüzum yok. Ben dün yoktum, yarın da olmayacağım. Beni erkek yapan, bu özelliklere sahip kılan, işte bir başkasını hanım yapan, özelliklere sahip kılan, annemi babamı tercih eden, yaşadığım toplumu tercih eden, istediği zaman yağmuru yağdıran, istediği zaman yağdırmayan, ver, veren de alan da her şey o. Benim elimde hiçbir şey yok. Öyleyse akıllı bir adam tümüyle onun emirlerine uyar. Fakat insanoğlunda hani ilk yaratılışta bir muhalefet var. Hani imtihandan geçirildiğimiz için muhalif varlık olarak yaratılmışız. Halife kelimesinin anlamı o. Gerçi maalesef tabi Kur'an-ı Kerim'i anlam bakımından çok ciddi şekilde saptıranlar maalesef halife kelimesinde anlamın Allah'ın halifesi gibi haşa. Yani insan ki Allah emekli olmuş bir yere gitmiş ya da başka bir yere taşınmış da insan onun yerine geçecekmiş gibi manada veriyorlar. Bu tabi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Kelimenin sözlük anlamına da aykırı, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne de aykırı. Bir insan Allah'ın temsilcisi asla olamaz. Tam tam bir şirk yani halife demek muhalif muhalefette ileri giden bir varlık demektir. Ve biliyorsunuz ilk muhalefeti de insanlar ilk insan olan Adem Aleyhisselam Allah'a karşı yapmıştır. her yani allah Teala ona her şeyi verdi. Dedi ki sadece şu ağaca yaklaşma ne olacak? Ama İblis dedi ki işte ebediyet ağacı. Ebediyet kimin özelliği? Allah'ın. Allah'ı kendisine rakip görmeye başladı. Belki yok olmayacak saltanat kimde olur? Allah'ta. Bu ağacı yer, bu ağaçtan yersen o, Allah'ın yasağını işleyeceksin. O yasak seni şey yapacak. Öyle mi? Ee, Allah'a karşı bir rakip haline getirecek. Yok olmayacak saltanatın olacak ve ölümsüz olacaksın. İşte bugün günah işleyenlerin hepsi böyle. Aynı mantıkla. Yahu kardeşim tamam ama ya niye faiz, faiz e, benim arabam olmasın mı? Ya sen araban olmasın diyen yok. Sen faizli kredi almayacaksın. Ha bugün devlet şey yapanlar ha bu bekara karı boşamak kolay. <laughs> Hele bir de bizim. Aa demek ki sen Cenab-ı Hak hiç benim yok. Hiç kusura bakma. Allah'a asla güvenin yok. Demek ki Cenab-ı Hak sen Allah'tan daha iyi tanıyorsun bu toplumu. Demek ki sen Allah'tan daha iyi biliyorsun. İşte Adem Aleyhisselam'ı İblis'in kandırdığı gibi. Ama Adem Aleyhisselam hemen toparladı. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Hava validemize birlikte. Bize merhamet etmez, bizi affetmezsen her şeyimizi kaybederiz dedi. Allah onu affetti ama o bahçede bıraktı mı? Bahçeyi kaybettiler ondan sonra sıkıntılar içerisinde yaşamaya başladılar. Dolayısıyla e, Allah'ın emirlerine karşı gelenler dünyayı da kaybederler ahireti de. Çok dikkatli olmamız lazım.